Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Şu ekranımı bir ayarlayayım, ondan sonra videomuza başlayalım. Sizler de kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi, kanalımı beğenmeyi, efendim söyleyeyim abone olmayı unutmayın. 100 bine doğru adım adım gidiyoruz. Farming Simulator serisine de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim en son ne yaptığımı inanın hatırlamıyorum. Bu 4. bölüm. Hayvanları aldık, pardon. Hayvanları aldık. Bir de arpayı rüsva etmiştik hatırladığım kadarıyla. Şimdi bu bölümde inşallah bir şeyler yapacağız. Yani yapacağımız şey kesin. Şu hayvanlara muhtemelen bir yem getiririz. Ya da nasıl yaparız? Şunların ilaca ihtiyacı var mı? Şu ben bir hızlı koşmayı bir açayım hele. Gel bakayım. Şimdi bu tarla %50 gübrelenmiş halde. Muhtemelen buna sıvı gübre gitmez abi. Atsak bile bir fayda etmeyecek diye düşünüyorum. Bu tarlada şey yok. Gübremiz yok. Bir gübreleme işine mi girsek? Bir tane araç alsam mı? Ne yapsam bilemedim. Bakalım bizim spreyimiz var mı? Zort ve yok. Tamam. O zaman sprey fiyatlarına bir bakayım ben. Varsa eğer bir tane alalım. Şöyle uygun fiyatlı. Çok da yüksek lükse kaçmadan. Ha bir dakika. Dur. Şimdi bendeki araçları biliyorsunuz. İki tane Zator var. Bunları satmaya kalkarsak 459.000 biri, 505.000 de biri. Ben niye birisi yavaş gidiyor diyordum. Birinin bir şeyi farklı kardeşim. O yüzden şu Zatorlardan bir kurtulalım mı? Zatorlardan kurtulduk kardeşim. Ben diyorum ki şöyle bir 5 yapsak mı acaba? 5 S mi alsak 1 milyon liraya? Ya da diyorum New Holland mı takılsak? New Holland yok mu la? He varmış. Bu da 1,5 milyon. Bu T6'sı var aslında. Ya biz şu 5'i seviyorum ben. Yakışıklı duruyor hem de. Güzelce modifiye edelim. Bir tane 5'imiz olsun abi. Envanterimize katalım. Şimdi motor olarak da en yükseğini almayacağım tabii ki. Gerek yok. 55-105 diyor. Kaç beygir la bu? 77 kW. Yükseltirsek 107 kW'a çıkıyor. Eyvahlar olsun. 92 kW. Evet. Stok hali ne kadar? Bunun 1062 diyor. Tekerlek markası. Fiyat değişiyor mu? Tabii ki değişiyor. Nokian diyor. Geç bunu. Artı 27.000 vererek Mitasya'da Continental takılabiliriz. Continental iyidir abi. Tekerlek kurulumunu diyor. Çift tekerlek yapmayalım. Tekerlek ağırlığı arka tarafta olsun. Çatı kurulumu bu kadar kişiselleştirilebiliyor muydu le bu? Neyse çatımız şöyle sunrooflu olsun. Tasarım diyor. Tasarımı da ooo yanını bu kadar değiştirebiliyor muyduk la bunu? Herhalde güncellemeyle gelmiş. Ama bu daha iyi. Eklenti ön eklentiden bahsediyor. Ön tarafa da bir şeyler takarız dediğim için ben şey yaptım. 3 sayı olsun. Ön yükleyici eklentisi. Bilemedim. Takmayalım. TR plaka modunu kurmadım henüz. 1 milyon 183 bine satın mı alsak yoksa şöyle en yüksek motorlusunu alalım değil mi? 107 kW iyidir. Güzelce çeksin istiyorum abi, bizi pişman etmesin. 445 bin paramız kaldı. 1,5 milyona gittik. Masayı aldık abi. Eyvah. Tamam. Şimdi bizim spreye de ihtiyacımız var. Bir tane de sprey alalım. Para yapacağız abi. Mecbur yapacağız. 479 bine şunu alalım. En ucuzu da bu zaten ama bunu alırsak paramız kalmayacak ya. Kiralasak mı? Kirala dersek. Her gün her işletim saati 10 milyon. 10 bine alsak değer mi acaba bilemedim. Hadi kiralayalım abi. Kiralayalım ondan sonra geri koyalım yerine. Çünkü ne olur ne olmaz. İnşallah ağırlık alsak mı ki acaba ya? Ne dediniz o işe? Sanırım bir tane ağırlık alacağız ya. Bu 650 kilogram. En az şöyle bir tonluk alalım. Şu class diyor. 750'lik de alsak bence kafi. Şunun rengini de masayı kırmızısı yapalım. Şunu da satın alalım. 12 bine ağırlığımızı da aldık. Önü arkası nereye bilmiyorum ama herhalde şuradan yanaşırsak bence olur. Telefondayım dostlar, geleceğim. Evet, şu gübreyi bir alalım abi. Yani bunun ikisi de aynı şeye yarıyor muhtemelen. Ne?
İkisi de aynı şeye yarıyor. Şöyle yapalım. Sıvı gübreyi alayım şunu. Çok fazla oyalanmaya gerek yok. Helm marka aldık. Dolduralım. Bundaki göstergeye bayılıyorum bu arada. Hepsini de almadı. Birazcık da kalsın. Çok da önemli değil. Hızlı bir şekilde gidelim tarlaya. Tepe lambasını yakalım. Masayı güzel oldu bu arada ya. Yemiyordum. Taksi gibi. Spreyimizi atalım. Elimiz değmişken diğer tarlaya da atarız. İnşallah ekin tahribatı var mıdır? Bir deneyeceğiz şimdi. Tarlaya girerken bir denerim. Bu arada dostlar, hani seri seri attığım için bu video uzun olmayabilir. Bir 20 dakikada bitirebiliriz. Haberiniz olsun. Hava biraz yağışlı. Elektrik kesintisi haberi aldım. Video kaybolmadan şey yapmam lazım. Kaydetmem lazım en azından. Yükleyemesem de. Cumartesiye videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Hani gece de olsa bir şekilde videoyu yüklerim ama hava hakikaten yağıyor. Ciddi yağıyor. Bu konuya dikkat. Araç çok güzel bu arada. Yeni bir şarkıya sardım bu ara. Emre Fel kafamın içinde çalıp duruyor şu anda. Müşküle tabi zulüm diye böyle. Bakalım tahrip ediyor muyuz? Ekinler daha küçük olduğu için etmiyoruz. Bu güzel haber. Müsait bir yerinden başlayalım. Şu arka tarafa gidelim. Oh maşallah ne açıldın be baba ahtapot. Ama çarpma kardeş. Bunu ayarlayabiliyorduk değil mi bir de? Hı, evet. Bak. Neyse çok ayar yapmaya gerek yok. Biraz da boşa gidebilir. Tamam, şöyle güzelce burayı bir ilaçlayalım. İlaç yüzde kaç oldu mesela? Şu anda %50. Okey. Ya bir diğer tarlaya muhtemelen şey yapmayacak. Etki etmeyecek bunun ilacı da. Neyse olsun. Bu soyadan güzelce verim almaya çalışacağım abi. Bu hedefimiz. Çünkü paraya da ihtiyacımız var. Güzel de harcadık. Şuradan en aşağı bir 500-600 bir gelirimiz yapabilir miyim bilmiyorum tabii de. Boşa dökmeyelim. Şöyle ortalayalım en azından. Hani ilaçlasak bile bir ikinci kez ilaçlamış olalım. Sağa solu. Ya bir tur atıyorsunuz hemen bitiyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Tarlamız öyle büyük bir tarla değil. Patlayalım. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Dur yavaş 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 yavaş. Tıs tıs. Hadi bakayım. Şimdi daha açabiliriz. Buraya da aynı şekilde yanaşalım. Hızlıca yapalım. Daha açılmıyorsun değil mi? Ha tamam okey. Hani en azından tekeri sırada götüreyim de minimum zararla kurtaralım. Ekin tahribatı olsaydı şimdi vay halimize bu arada. Tam büyümediği için bu arada Farming Simulator'da böyle bir olay var.
ekinler tam büyümediği için ekin tahribatı etki etmiyor. Yani açık olması herhangi bir şey ifade etmiyor. Ben hep açık oynarım biliyorsunuz. Seviyorum. Yani dikkat ederim. O kadar da kolay oynamamak lazım. Biraz da zorlanmak lazım yani. Mesela buraya etki etti mi? Bakalım hemen. Oo, bonusu %100'ü çıkarmış. Normal gübre, o zaman tamam. Tarlada hem normal var hem de şey, sprey var. Buranın verimi %100'e çıktı. Bu güzel haber. Yani 20 alıyorsam 40 alacağım. 40 alıyorsam 80. 80 alıyorsam 160. 160 alıyorsam 320 kardeşim. Anladın? Matematik yani. Tamam. Kaldırıyoruz abi. Şimdi kapatalım. Ardından müsait bir yerde şu aracımızı... Ha, içini boşaltacağız önce. Dur. Dur. Şuraya... Gelelim. CTRL ile I yaptığımda aracın içini boşaltacak bu. Bu eylem burada gerçekleştirilmez derken I'ya bastım, içini boşalttık. Tank böyle ne tankı deniyordu bunlara ya? Bak bizim TRC5 eğitiminde vardı. IBC tank mıydı? Bir şey tanktı. Belki yazıyordur la üstünde. Yazıyor mu? Yok, unuttum. Yazıklar olsun bana. Kiralanan nesneler, bunu gönderdik. Abi bununla işimiz kalmadı. Okey. Bunu kaldıralım. Ağırlığımız da güzel oldu. Makine yakışıklı olduk ha. Yok, yakışıklı oldu ha. Tamam, bununla işimiz bitti sayılır. Aa, bu arada bokları burada birikiyor mu? Burada değil. İçeride mi birikiyor? Bir ay. Selam aleyküm. Var mı hiç şeyi? Bulamaç üretmemişler hiç. Zamanı hızlandırabiliriz. Zamanı atlatabiliriz ertesi gün için. Ama yavaş yavaş atlıyor zaten. Bak oynayarak zaten yavaş yavaş. Kapat abi kapıyı da. Şekil şukul koyalım mı? Evet. Böyle kalabilirsin. Çok da mühim değil nereye koyduğumuz şimdilik. Şimdi ne yapacaktım ben? İneklerin karnını doyursak mı acaba? Ne diyorsunuz? Bence doyuralım. Balyalardan şu büyük balyaları benim bu araç yükleyebiliyor mu acaba? Herhangi bir bilgim yok. O yüzden gidip bir şansımı deneyeceğim. Yemeleri için birazcık balya getirmek istiyorum abi. Aman abi yavaş. Büyük balya buna yükleniyor mudur inanın bilmiyorum ama hadi bakalım hayırlısı. Yüklenmiyorsa elle atacağız 2 dakika, yapacak bir şey yok. Herkül moduyla. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan ışınlanalım abi markete biz. Tamam. Çıkaralım. Bak sılaj da varmış ya. Sılaj mı yapsak acaba? 33 bin diyor abi. Neyse o kadar paramız yok. Biz bir 8 ile çıkaralım. 144 bin veriyoruz. Bizim için çok para aslında da. Neyse. Taşıma konumu diyor. Şu an çalışma konumunda ve desteklemiyor. Okey, sıkıntı yok. Bu balya desteklenmiyor diyor. Zaten uyarıyı gördük. Şuradan hemen kurtarıcımız Herkül modumuzu açıyoruz abi. Şarkıya takıntı oldum bu arada ya. Çok güzel abi. Kardeşim şöyle çıkar mısın? Ha, böyle böyle sığdıramayacağız bunu. Okey, anlaşılmıştır. Ya da sığar mı? Ha, bu şekilde sığar. Şu hızlı yürümeyi bir kapatalım. Başımıza bela açmadan. 3 tanesi, 2 tanesinin yan çevrilmişine denk olduğunu düşünüyorum. Şöyle.
Germe kayışı da yok değil mi şimdi bunda? Eyvahlar olsun. Tehlike çanları duyuyor musunuz? Benim kulağımda şu anda. Biz nasıl gideceğiz baba? İnşallah vardır. Allah'ım inşallah vardır. Ama sanıyorum yok ya. Vallahi. Neyse bir şekil yapacağım. Eski sarıcılardan kim kaldı kardeşim? Hayır, aracı tutmuşum. Allah kahretsin. Dur şimdi düzelteceğim. Abi lütfen bir dur. İkide bir aracı tutup duruyor. Kolezyonu bozuk abi bu aracın. Şeyin remon daha doğrusu. Bir tane daha mı düşürdük orada? Arkadaki düşmüş. Tamam. Neyse. Şunu da koyayım. Bir gitme serüvenimize başlayalım. Yoksa gidemeyeceğiz. Zaten gidemeyeceğiz de. Tamam bu buraya olmuyor. Anlaşılmıştır. Şu abiyi şuraya koyalım. Üste. Kafamla oynuyorum bildiğin ya. Tamam. Heh, bunu da en üstte alalım şuraya. En azından ağırlık yapsın. Tamam. Gidemeyeceğiz. Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben deneyeceğim bunu. Muhtemelen dönerken patlayacağız. Birazcık böyle hızı bir yavaşlatıp otomatik viteste maksimum böyle 8-9-10 kilometre hızlarla. Işınlanmak istemiyorum çünkü arkamdaki düşer abi. Ben bu hızlarda dikkatli bir şekilde ara ara hızlanarak dönüşlerde yavaş yavaş gidelim abi, niye göstermiyorsam. Of seslere bak. Yavaş yavaş, arkadaki hiç sağlam görünmüyor. Hiç güvenli bir ortam yok şu anda arkada. Dörtlümüzü yakalım, tepe lambalarımızı yakalım. Bunu çiftliğe kadar sağ salim götürürsem gerisi hiç mühim değil. Ön kapıdan gireceğim vallahi, hiç uğraşamam. İyice yanaşalım sağa da. Bence güzel gidiyoruz. Buraya kadar okey. Ya şu no collision kamera olmasa güzel olacak. Bak buradaki şeye takılıyor. Balyaya takılıyor. Aracı arkadan göremiyorum rahat bir şekilde. Hoşt! Hoşt! Abi sana düt ya. Ne düt abi? Bekleyeceğim vallahi. Yapacak bir şey yok. Ben döneceğim. Ben kocaman aracım ya. Biraz sabır. Öyle ani de fren basamıyorum. Ey gidi masey. Yavaş 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 ha. Kapımı da kapatayım. Yürü. 2 dakika beklemediniz arkada. Şükür bu arada sağ salim geldik. Tepe lambasını kapat, aküden yemesin abi. Evet, umarım keyif alarak seyretmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.
Dedim ki bu video kısa oldu birazcık. 20 dakika oldu ama idare edin. Yağmurlu hava, elektrik gitmesinden korkuyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay. Öpüldünüz.